nasıl yapılır? Detaylı şekilde hızlıca bakalım. Kapama veya kapatma, gitarın tellerini kapatma ve sesleri susturup çarpma sesiyle birlikte. Gibi duyduğumuz farklı bir duyum yaratıyor ve işin rengini değiştiriyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hızlıca ritim üzerinden gidelim. İn, in, çık, kapat, çık, in, çık ritmini ele alırsak eğer. İn, in, çık, kapat. Bakın burada bir kapatma yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Öncelikle avucumun yan tarafıyla baş parmağımın arka tarafını özellikle tüm telleri susturmak ve çarpmak için kullanıyorum. En alt tel, bakın parmağım aşağı kadar indi. Yukarısı da üst telleri kapattı. Kapatma yaptığım anda tüm telleri öncelikle susturmam gerekiyor ki oradan çarpma ve sürtme sesinin ortak halini alalım. Ve bunu yaparken sürtüp yapıyorum bunu. Daha da bir belirgin hale geliyor. Yani sadece kapatmanız yeterli olmayabilir. Gibi. Eğer bunu bakın sürterek yaptığım zaman daha belirgin. Sürtmeden yapıyorum. Yeterli değil. Demek ki sürterek kapatma yaparsak daha verimli olacak. İn, in, çık, kapat. Sürttüm. Bakın sürttüm. Ses çıkmadan kapattım. Hızlı bir şekilde yaparsanız eğer ilk başta olmayabilir. Deneyin. Denedikçe tam o ince ayrıntıyı bulacaksınız. Püf noktaları dediğim gibi tüm telleri susturup yani mesela alt telleri veya üst telleri kapatıp diğer teller açık kalmıyor. Kapattınız sadece çarpma sesi ve sürtme sesi meydana çıkacak. Tellerin titreşimini yok edeceksiniz. Ses çıkmayacak yani. Ritme dönersek in, in, çık, kapat, çık. Tekrar yapalım. İn, in, çık, kapat, çık, in, çık. Bu çok kullanılan ritimlerden bir tanesi. İn, in, çık, kapat, çık, in, çık. Kapatma. İlk başta acıyabilir eliniz. Zorlanabilirsiniz. Hatalı olabilir. Pes etmeyin. Deneyin. Yapacaksınız. Bir farklı kapatmayla deneyelim. İki kapatma yeri kullanacağız aynı ritimde. Şöyle. İn, kapat, çık. Çık, kapat, çık. Bir de bunu deneyelim. İn, kapat. Sürttüm. Kapattım. Çık, çık, kapat, çık. İn, kapat, çık. Çık, kapat, çık. Kapat, çık, çık, kapat, çık. Gibi. Bu da kullanılan bir diğer kapatma ritmi. Tabii daha farklı ritimler de olabilir. Daha farklı kapatma şekilleri de olabilir. En yaygın, en çok kullanılan şekiller ve iki ayrı ritim kalıbı bu arkadaşlar. Umarım sorularınıza cevap olmuştur. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.